Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus programında birazdan 2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan'la, hemen akabinde Alternatif Bank Baş Ekonomisti Serdar Şenoğlu'la ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ile değerlendireceğiz. Önce verileri tekrar hatırlatarak başlayalım. Saat 10'da TÜİK tarafından açıklandı 2021'in birinci çeyreğine dair rakamlar. Yılın ilk çeyreğinde milli gelir %7 olarak açıklandı. Yıllık bazda %7'lik bir büyümeye işaret etti. Beklenti %6.7'lik bir büyümeydi. Burada özellikle Ocak-Mart dönemindeki bu rakamlara bakıldığında revizyon da dikkat çekti. Çünkü milli gelir değişimi %7 nokta ile hem 6.7 düzeyindeki medyan beklentiden yüksek olurken önceki çeyreklerde revizyon yapılmadı. Bu ise bizi 2018 yılı ilk çeyrekten beri en yüksek çeyreklik artışa götürdü. Dolayısıyla son 3 senenin en yüksek çeyreksel bazda büyümesini kaydettik. Ekrana geldi. En son 2018 birinci çeyrekte %7'nin üzerinde bir büyüme görmüşüz. Şimdi hemen alt detaylara da bakalım beraber. Burada özellikle katkılara bakıldığında özel tüketimin büyümeye katkısı 4.4 puan olarak hesaplandı. Yatırımların 2.9 puan, net dış talep 1.1 puan, kamu tüketimi 0.2 puan ve stoklar ise tek eksi olan tarafta eksi 1.5 büyümeye katkı yapmadı. Tam tersi olumsuz yönde bir eksisi var. Arkadaşlar da ekrana getirdi. Özellikle hane halkı tüketimiyle ve yatırımlarla büyüdüğümüz bir ilk çeyrek olmuş. Bu arada OECD de 2021 için küresel büyüme tahminini %5.6'dan 5.8'e yükseltmiş. Birazdan Türkiye rakamlarını da aktaracağız size. Türkiye için bakalım büyüme rakamlarını bu yıl nereye revize ettiler. Fakat tabii burada birkaç tane önemli nokta var. Az önce gösterdiğimiz tabloda görüldüğü üzere büyümedeki katkıya bakıldığında tüketimden sonra yatırımdaki artışın arkasındaki parametreler neydi? Hepsini konuşacağız. Vakit kaybetmeden hemen ilk konumuza gidelim. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan bizimle dedik. Abdurrahman Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. Herkese hayırlı günler, bereketli günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Nasıl karşıladınız bu yılın ilk çeyreğine dair büyüme rakamlarını? Tabii özellikle yatırım kalemi tarafında fikrinizi merak ediyorum. Evet, tabii ki Türkiye ekonomisinin 2021 yılın ilk çeyreğinde sizin de ifade ettiğiniz gibi son 3 yılın en büyük rakamının %7 oranında büyümesi bizi çok mutlu etti. Tabii bir sanayici olarak bu büyüme rakamlarında sanayi sektörünün de çok ciddi bir payı olması da bizi burada daha da umutlandırdı. Çarkların döndüğünü her zaman biz ifade ediyorduk biliyorsunuz. Ben geçen yıl 1 Haziran'dan beri Türkiye'ye dolaşan birisiyim. Ve bu süreci de yakından izleyen birisiyim ki bunu da rakamlarda da çok iyi bir şekilde görmüş olduk. Tabii %7'lik bir rakam. İçindeki içeriğe de baktığımızda siz de ifade ettiniz tüketimin özellikle %7.4 yatırımların ki burada özellikle biz hep yatırım, üretim ve sanayinin senkronize bir şekilde yürütülmesini hep ön plana çıkaran bir camiayız. %11.4 yatırımların, kamu harcamaları nispeten düşük de olsa ihracatın bunu tamamladığını görüyoruz. Yaklaşık %3.3 gibi ilk çeyrekte güzel bir artış oldu. İthalatın da düşmesi de gayet güzel. Bunlar bizim için olumlu. Tabii burada hane halkı harcamalarının etkisini de ben çok önemsiyorum ki %4.7 bir rakam katkısı var. Yatırımların %2.9 ve ihracatın da %1.1 puan olması. Bu da tabii ki biz her zaman Türkiye'nin %5'lerin üstünde büyümeyi her zaman yapabilecek bir ülke olduğuna da inanıyoruz. O bakımdan burada özellikle iş tüketimin ilk çeyrekte büyümenin motoru olduğunu görerek yatırımların ve net dış talebin ki biliyorsunuz yakında üretim trendi dediğimiz nearshoring'in gittikçe artması özellikle Çin'den Türkiye'ye doğru lojistik maliyetlerin de artması ile birlikte çok ciddi bir talep var. Bu da bence büyümeye pozitif bir katkı verdiğini söylemek istiyorum.
Peki şimdi burada özellikle sanayiye dikkat çektiniz. Tabloya baktığımızda da sanayi tarafındaki büyüme rakamı %12'ye yakınsamış. Tarım yine güçlü. %8'lere yakın bir büyüme var. Hizmetler %6'lar civarında. İnşaat, finans ve gayrimenkul daha sınırlı bir büyüme kaydetmiş. Şimdi bu tabloya göre bakıldığında gerçekten özellikle sizin de vurguladığınız gibi sanayi sektörü önderliğinde bir sektörel bazdaki kırılıma bakıldığında ilk çeyrekte büyüme yakalamışız. Biraz bahseder misiniz? Yani müsiyat olarak, müsiyata bağlı iş insanları ilk çeyrekte neden yatırımlarını arttırdı? Sanayideki büyümenin arkasında makine teçhizat yatırımlarının yenilenmesi mi var? Diğer yatırımlarda neler dikkatimizi çekti? Bunları merak ediyorum ve elbette tabii şunu da hatırlatmak gerekiyor. Başkan Ağbal dönemindeydik. Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dı. O dönemki politika setine bakıldığında ve kura bakıldığında, dövizin seviyesine bakıldığında kurun düşüş kaydettiği bir dönemdeydik. Bu dönemden farklı olarak bu sebepten ötürü bu da yatırımları canlandırmış olabilir mi? Orada o dönem atılan adımlar, uygulanan politikalar ve düşük elbette dolar TL ve euro TL kuru. Evet, şimdi biz özellikle müsiyat olarak biliyorsunuz sahadan çok ciddi ve veri alan bir kurumuz. 95 ülkede 225 noktada, yurt içinde de 89 noktada faaliyet gösteriyoruz. Tabii burada her zaman iş dünyasına şunu ben açıklamalarımda da hep ifade ettiğim konu, Türkiye özellikle dünyanın tam merkezinde ve üretim maliyetleri ve kur avantajı ile birlikte çok ciddi büyüme gösterebilecek bir ülke. Eksiğimiz ne? Eksiğimiz burada ağırlıklı, KOBİ ağırlıklı bir yapımız olmakla birlikte bunların orta ölçekli sanayiciler haline getirilip ve buradan da ekosistemimizi tamamladığımızda Türkiye'nin çok bu noktası, coğrafi konumu itibariyle de tüketim noktaları dediğimiz Avrupa Birliği, Amerika, Afrika ve Körfez bölgesine yakın olmasının da çok önemli olduğunu ifade etmiştik. Burada eksiğimiz yatırımlardı ve bu konuda özellikle sanayiciler olarak biz pazarı gördüğümüz anda aynı zamanda evet salgının çok büyük etkisi var ama aşılamayla birlikte bu pazarın açılacağını biz biliyoruz. O bakımdan ciddi şekilde yatırımlara yöneldi iş dünyası ki burada %11.7'lik bir sanayi sektörün katkısını görüyoruz. Tarım sektörü tabii yine salgınla birlikte biraz evvel bahsettiğim yakında üretim trendine göre Türkiye'nin de biliyorsunuz şehirlerimizin %81 ilin 78'i tarıma dayalı bir ekonomiye sahip ülkemizde. Bunun da bir miktar canlanmasının büyümeye çok büyük katkısı olacağını ifade ediyorduk ki özellikle tarıma yönelik imalat sanayi de bu konuda çok ciddi yatırım yaptı. Tabii bununla birlikte kredi maliyetleri konusundaki daha önceden alınan uygun kredi maliyetleri yatırımları da hızlandırdığını burada özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii miktar inşaat sektörü düşük kalsa bile burada en önemli kısım Güzem Hanım hizmetler sektörü. Hizmetler sektöründe özellikle ikinci çeyrekten sonra çok daha fazla büyümenin olacağı ve bunun da imalat sanayine de yine çok büyük bir talep etkisi oluşturacağını burada söylemek istiyorum. Geriye ne kalıyor? Ham madde temini ve emek kısmı kalıyor. Bunu da iyi organize ettiğimiz takdirde ikinci ve çeyrekte de çifthane bir büyüme bekliyoruz biz. Peki burada birkaç tane nokta var merak ettiğim. Burada özellikle net dış talebin katkısı pozitif fakat 1.1 puan nasıl daha fazla arttırılabilir? Müsiyat olarak oradaki sorun var. Bir, ithalatı elbette azaltmamız gerekiyor ve ithalatı azaltmanın başlıca yolu da ham madde girdilerini ve oradaki maliyetleri kontrol altına almabilmek. Ki az önce söylediğiniz kura çok bağımlıyız, kura karşı çok hassas sanayici. Dolayısıyla yani kuru yönetmek elbette sizin işiniz değil. Merkez Bankası'nın ve kamu otoritelerinin belki de dış politikada ve para politikasında, maliye politikasına atılacak adımlarla biraz daha normalize olacak ama ithalatı azaltıp yerli ikame ürün bizim elimizde mi? Hem onu sorayım hem de ihracat pazarlarını arttırmak ve bu konudaki finansman, Exim Bank teşvikler bunları nasıl görüyorsunuz? Evet, öncelikle tabii ki ithalatı azaltmamız kısmı önemli ki yani %1.1'lik bir küçülme olmuş ama şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 175 milyar dolarlık ara malı ithalatı var. Tabii ki ithalata bağlı da bir büyüme trendimiz olmakla birlikte son bir yıldır özellikle kamuda, sanayi sektöründe ve yerli sanayicimizde de
ithalata yönelik olarak verilen kısıtlamalarla birlikte içeride ürettiğiniz takdirde alacağınız devlet yardımlarını da görerek çok ciddi bir şekilde yatırıma yöneldiğini ben söylemek istiyorum. Bununla birlikte önümüzdeki süreçte eğer kredi maliyetlerinde imalat sanayine yönelik olarak verilebilecek destekler, özellikle kredi maliyetleri kısmında biz yaklaşık %50 bir destek bekliyoruz. Bunu sağladığımız takdirde Türkiye artık ihracatın ithalatı karşılama oranında artı pozisyona geçeceğini ben düşünüyorum ki kurun da enflasyona etkisini de düşündüğümüz zaman sürdürülebilirlik olarak baktığımızda ihracatın ithalatı karşılama oranı %110'lara çıkartmamız gerekiyor. O bakımdan biz özellikle sanayiciler ve imalatçılar olarak Türkiye'nin kalkınmasında ve biraz evvel bahsettiğim tüketim noktalarına yakın olmamızın da avantajıyla doğrudan özellikle Türkiye'ye yatırımların çekilmesiyle birlikte bunu sağlayacağımızı düşünüyorum. Sizin sorunuzdaki mesela Avrupa Birliği bizim ihracatımızın %50'sini oluşturuyor. Ama Türkiye'de üretim yapılıp Avrupalı firmalar Türkiye'deki üretmiş oldukları ürünleri kendi bölgelerine satıyorlar. Bizim burada tabii çeşitliliğe gitmemiz gerekiyor. O bakımdan özellikle müsiyat olarak da Amerikalı firmaların özellikle Çin'deki yatırımlarının Türkiye'ye çekilmesi, yine Türkiye'de üretim yapılarak Amerika'ya ihracatın artırılması, yine 3. dünya ülkeleri dediğimiz kısımdaki Türkiye'nin de geçmişten gelen kadim bir medeniyeti ve şu andaki iş dünyamızın her türlü koşulda yatırım yapma isteği ve çalışma mekan gözetmeksizin her bölgeye gitme arzusu ile birlikte Türkiye'de ortak birleşerek bir araya gelerek yatırım yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Bunların etkisiyle bunun büyüyeceğini düşünüyorum ben. Peki şimdi sürenin sonuna geldik Abdurrahman Bey ama ben fiyat artış beklentinizi ve teşvik beklentinizi sormadan kapatmak istemiyorum. Önce enflasyona dair beklentilerinizi alayım. Hem genel olarak Türkiye'de enflasyon bu yılın sonunda nerede olur hem de müsiyatta iş insanları olarak sizin üretici maliyetleriniz ortalama fiyat artışları son bir yılda ne kadar artış gösterdi ve son olarak da bundan sonraki süreçte hem faizler hem vergiler anlamında elzem olan beklediğiniz teşvikler, düzenlemeler ve atılması gereken para ve mali politikasındaki adımlar neler? Tabii öncelikle tabii ki faiz konusu, kredi maliyetleri bizim kırmızı çizgimiz. Bunların artmaması konusu ve bundan sonraki süreçte özellikle düşürülmesi konusunda eğer bu konuda biraz zaman gecikiyorsa biraz evvel ifade ettiğim gibi imalat sanayine yönelik olarak üretim yapan firmalarımıza yatırımlar. Çünkü yatırım şu anda şart. Çünkü Türkiye'nin kapasite kullanım oranları belli. Eğer büyüme rakamlarımıza göre hareket ettiğimizde ki bunu bir fırsat olarak biz görüyoruz. İkinci çeyrekte belki çift haneli rakamları göreceğiz. Bunun sürdürülebilirliği açısından bizim mutlaka yatırım yapmamız gerekiyor. Üretim kısmına geldiğimiz zaman evet enflasyon rakamlarımızda biz %15-17 bandında bir yıllık enflasyon bekliyoruz. Bunun sebebi de iç talebin canlı olması ve dünyadaki emtia fiyatlarının artışını devam etmesi konusu var ki burada sadece tarım sektörünü ön plana getiriyorlar. Tarımdaki fiyatların enflasyon etkisinden bahsediliyor ama bugün aynı zamanda demir çelik sektörünün ve inşaat sektörünün de kalem bazında incelediğimizde bunu görüyoruz. Yine ulaşım ulaşım sektörünün de konut kiraların da çok ciddi enflasyon etkisini görüyoruz. Yani burada totaldeki gıda harcı yaklaşık %51'lik kısmın da tek tek kalem bazında çalışılması gerektiğini ve bu alanda özellikle maliyet artışı kısmında etkenlerimiz ki var. Burada ise özellikle ham madde alımlarının ithalata bağlı olarak çeşitliliğin artırılması, bölgelerin yakında üretim, bizim için ham madde temini açısından yakında üretim bölgeleriyle ilgili sanayicinin önüne açacak şekilde çalışmaların yapılmasının çok büyük etken olacağını düşünüyorum. Bunu sağladığımız takdirde yani sürdürülebilir ham madde temini sağladığımız takdirde Türkiye'nin enflasyonla da mücadelesinin yapabileceğini düşünüyorum. Yine bu bağlamda geçen hafta açıkladığımız biz yatırımcı avına çıkmak istiyoruz. Bu 95 ülkedeki şubelerimizle birlikte Türkiye'yi bir yatırım üssü, bir sanayi üretim üssü haline getirme çalışmalarımız var. Bunu da çok yakın zamanda kamuyla da paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey değerli katılımınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Sağ ol. Şimdi buradan hemen Alternatif Bank Baş Ekonomisti Serdar Şenol'a gidelim. Reel sektör gözüyle, müsait gözüyle biraz verileri yorumladık ama ekonomistler nasıl gördü datayı? Serdar, hoş geldin yayına. %7'lik bir büyüme, beklentinin sınırı da olsa üzerinde. Ama büyümenin bence manşet rakamdan ziyade alt kırılıma baktığımızda dikkat çeken birçok nokta var. Hemen söz sana vereyim, nasıl değerlendiriyorsun? Hem harcama yöntemiyle hem de üretim yöntemiyle neler dikkatini çekti komponentte? Merhabalar. Öncelikle üretim tarafından bakarsak burada finans sektörünün katkısının birazcık daha büyümesinin karlılığının azalmasıyla birlikte nispeten zayıf kaldığını görüyoruz. Sanayi tarafı imalat sanayinde özellikle %12.2'lik büyüme burada beklendiği gibi üretim göstergelerindeki olumlu performansın yansıması. İnşaat sektörünün hala bir miktar zayıf kaldığını ancak 2.8'lik büyüme gösterdiğini dolayısıyla geçen sene de aynı çeyrekte %2.8'ler almıştı. Dolayısıyla orada yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Hizmetler sektörü ise henüz zayıf, hala %5.9'luk bir büyümeyle nispeten zayıf performans göstermeye devam ediyor. Dediğim gibi harcamalar tarafında baktığımızda öne çıkan gelişme elbette ki net dış ticaret tarafından gelen destek. Tüketim %7.4, yatırımlarsa %11.4 gibi belirgin bir artış içerisinde. Yine tüketim ağırlıklı, biraz da yatırımın desteklediği, yatırımda da özel detayda inşaatın yine biraz zayıf kaldığını, burada makine ve teçhizat, verimlilik yatırımların ön plana çıktığını görüyoruz. Bunun gayet olumlu olduğunu değerlendiriyoruz açıkçası. Bir önceki çeyrekte de aynı durum söz konusu. Dolayısıyla rekabet gücü kazanabilmek adına önümüzdeki dönem ihracat, ithalat imkanlarında destekleyici olması adına çok önemli. Katkılar... Birazdan gideceğiz tekrar. Serdar Şenol'a bağlantıda bir kopuk yaşandı. Bu sırada ben OECD rakamlarını da son bir hatırlatayım. Türkiye büyümesi için de OECD 2021'de %5.7 büyüme beklediğini söyledi. Orada 0.3 puanın üzerinde bir revizyon var. Yani pozitif yönde bir revizyon yaptılar. Keza aynı şekilde dünya büyümesinde 5.8'e çıkartmışlardı. Türkiye'nin de bu yılı dünyaya paralel bir büyüme rakamıyla kapatılacağı bekleniyor OECD tarafından diyelim. Tekrar hemen Serdar Şenol'a dönelim. Serdar, bağlantı bir kopuk oldu. Son cümlenle beraber tekrar söz sana vereyim. Destek tarafında, katkı tarafında bakarsak 7'lik büyümenin 4.4 puanı tüketimden geldi. Yatırımlardan da 2.9 geldi. Önemli olan demin de sorduğun gibi dış ticaret tarafındaki desteğin devam edip etmeyeceği. Biz genelde dış ticaretin büyümeden çaldığı, tüketimle ve net ithalatla büyüyen bir eğime almışız. Bu tarafta ihracat ve ithalat hikayesinde en azından Nisan ayı için gördüğüm dış ticaret tarafı verileri bana bunun devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla artarak devam ettiğini hatta gösteriyor. Geçen senenin baz etkileri de burada çok önemli. İhracat daralması... ...affedersiniz. İthalat daralması biraz daha sınırlı olmuştu. Dolayısıyla o tarafta net dış ticaret desteğinin devamlılık göstereceğini düşünüyoruz açıkçası. Büyüme beklentilerimiz adına bakarsak bu ikinci çeyrekte baz etkileriyle %10'lu seviyelerde bir büyüme gayet mümkün olabilecek gibi duruyor. Yılın ikinci yarısı içinse bu açılma sonrası talebin ne ölçüde güçleneceği, ne şekilde gelişeceği çok önemli olacak. Orada belirgin bir ivmelenme söz konusu olursa ki biz nispeten daha zayıf kalacağını gösteriyoruz. Öncü göstergelerde biraz zayıflama da var zaten bu tüketici güveni dahil. Dolayısıyla bu tarafta baktığımızda yılın ikinci yarısı potansiyel ve biraz altına doğru bir büyüme, yılın tamamında da 4.5-4.7'lik bir büyüme olanağını mümkün görüyoruz. Peki Serdar, burada Merkez Bankası'nın son enflasyon raporu ve yine geçtiğimiz hafta yayınlanan finansal istikrar raporundaki göstergelerle uyumlu mu gidiyor sence bu patika? Özellikle çıktı açığı tahminlerini Merkez Bankası'nın göz önünde bulunduracak olursak, buradan yola çıkarak eminim ki para politikasını bir miktar şekillendirmeye çalışacaklar. Çünkü genel kanaat elbette hala fiyat istikrarı öncelik ama pandemiden dolayı istihdam, büyüme bunlar da gözetiliyordu. Fiyat istikrarı da önemliydi. Düzeltiyorum, finansal istikrarda. Merkez Bankası'ndan bu rakamlara bakıp nasıl adımlar atmasını beklersin? Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda dediğin gibi yılın ikinci yarısında çıktı açığı oluşması ve potansiyel altı büyüme ön plandaydı. Bu da zaten enflasyondaki nispeten piyasanın altındaki yıl sonu %12.2'lik beklentilerin temel nedeniydi açıkçası. Burada bir ölçüde katılıyorum. Çünkü yılın ikinci yarısında
şu anki önce göstergeler, Fed'in politik tercihleri ve olası finansal dalgalanmalar ki şu anda da bir miktar yaşıyoruz. Bunların elbette ki tüketim talebinin sınırlayıcı bir etkisi olacaktır. Ama Merkez Bankası'nın burada biraz düşündüğü kadar sert bir çıktı açığı sürecine gireceğimizi hemen düşünmüyorum. Birazcık daha kademeli olacaktır. Açılmanın bir etkisi elbette ki olacaktır. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın önerdiği çıktı açığı patikası... Pardon ve yıl sonunda %14,5-15 bandında bir enflasyon olanağını yüksek görüyoruz açıkçası. Faizlere ilişkin ilk indirim ne zaman gelir? Söylediysen sadece kaçırmış olabiliriz, orayı da sorayım. Yok, estağfurullah. Burada ilk indirim tabii biz daha 3. çeyreğin ortalarında olabilir. Ağustos gibi düşünüyorduk işte, Temmuz-Ağustos gibi ama burada baktığımızda şöyle bir fark var. Şu kur hareketi biraz daha devam ederse, Haziran ayını biraz zor geçirirsek muhtemelen bu son çeyreğe kalacaktır. Ama şu an için kur finansal piyasa hareketini gözlememiz lazım biraz daha. Biz hala Eylül gibi mümkün gibi görüyoruz ama önümüzdeki dönem enflasyonda aşağı yönde hareket beklentimizde. Ama o konuda ciddi belirsizlik elbette ki şu anda oluşmuş durumda. Son çeyrek, hatta son 1-2 aya kalmış olma ihtimali kur hareketiyle gündeme gelebilir. Çok teşekkür ediyoruz Serdar Şenol'a aktardıkları için. Alternatif Bank Baş Ekonomisti, İşçi Konfederasyonları kamu işçileri toplu iş sözleşmesi için ortak taleplerini açıkladı. Orada taban ücrete baktığımızda en düşük aylık brüt çıplak ücretin 4800 TL'ye çekilmesini talep ediyorlar. Ücret zammına baktığımızda birinci yıl ve birinci 6 ay ücret zammı olarak bakıldığında %20 oranında bir zam talep ediyorlar. Liste uzuyor. Ek ödemelere dair her yılın Mayıs ayı içinde 1500 TL ve Eylül ayı içinde de 1500 TL olmak üzere ek ödeme gibi bir talep var. Sosyal yardımlar var yine aynı şekilde. Bunları da gün içinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Konfederasyon üyesi sendikaların ortak taleplerini, işçi konfederasyonunun. Şimdi geçelim buradan hemen ihracat tarafını konuşalım. Büyümede de net dış talep 1.1 puan katkıda bulundu dedik. Yine Bakan Muş'un da önemli açıklamaları var. Buna ilişkin özellikle Mehmet Muş da dedi ki 2021 ilk çeyreğinde %7 büyürken net mal ve hizmet ihracı hacatımızda %1.1 katkı verdi. Bu başarı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. O zaman biz emeği geçenlere gidelim. Mustafa Gültepe olacak karşımızda İHKİP Başkanı. Hoş geldiniz Mustafa Bey. İlk çeyrek büyümesine yine ihracat desteğini bir kez daha gördük. Elbette bu dönem için tebrik ediyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisi için elzem diyoruz. Olmazsa olmaz diyoruz ihracat. Sizden dinleyelim biraz rakamları. Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Güzem Hanım. Evet. Rakamlar bu dönem gerçekten büyüme rakamları %7 civarında geldi. Güzel ve moral ve motivasyonu artırıcı şekilde. Biz zaten biliyorsunuz hazır giyim sektörü olarak pandemi sonrası Haziran döneminde var olan artışımız aynı şekilde bu kapsamda devam ediyor. İhracat rekorları her ay farklı bir şekilde dile getiriliyor. Hem istihdam anlamında olsun, hem de Türkiye'nin büyümesi ve ihracatında ortaya koymuş olan, Türkiye ihracatçılarının ortaya koymuş olduğu performans gerçekten takdire şayan bu dönemde. O yüzden büyümede %1.2 oranındaki katkıdan dolayı ben bütün üreticilere, ihracatçılara sizin ekranların başında da teşekkür ediyorum. Şimdi üretim Türkiye için önemli noktalardan bir tanesi. Biz geleceğimizi ancak ve ancak üretim yaparak, ihracat yaparak, gerek iç piyasaya da satarak üretimle büyümeyi aslında sürdürebilir noktaya getirebiliriz. Tabii bazı sektörler bu dönemlerde daha düşük yaptı. Hizmet sektörü çok çalışmadı. Onların katkısı çok fazla olmadı. Tabii önemli olan bütün hizmet sektörü ve inşaat sektörüyle beraber üretim sektörünün de sektörüyle beraber lokomotif bir şekilde büyümeye katkı sağlamak. Ama bunların başında ilk başta gelmesi gereken şey üretim. Yani üretimin, Türkiye'deki üretim sürekli bir artış trendinin olması gerekiyor. Bu dönemlerde özellikle ham maddede biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Eğer o sıkıntıları da minimize ettiğimiz takdirde... Peki bir bağlantımızda bir problem yaşadık Mustafa Gültepe'yle. Kısa bir araya gidelim, aranın arkasından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet, kısa bir aranın arkasından devam ediyoruz. Tekrar ekip başkanı Mustafa Gültepe'ye dönelim. Mustafa Bey, tekrar söz size vereyim. Özellikle imalat tarafını da söylüyordunuz. Neler söylersiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Yayında bir kesiklik oldu. Üretim sanayisi ve imalat sanayisi özellikle şu dönemlerde söylemiş olduğum gibi pandemi sonrası Haziran döneminde yaklaşık önümüzdeki Haziran'da bir yıl olmak şartıyla beraber artarak devam ediyor. Rekorların kırıldığı yıllar ve aylar oluyor özellikle pandemi sonrası. Sektör hem hızlı hem değişim dönüşümü çok kolay bir şekilde adapte yapabiliyor. Anadolu'nun her tarafında özellikle son dönemlerde üretimlerimiz ve yatırımlarımız bu kapsamda devam ediyor. Biz Türkiye'nin geleceğinin üretimde ve üretimden ihracat ya da iç piyasa gibi olan satışlardan ama üretim ağırlıklı olacağını, olması gerektiğini ve bu konularla ilgili özellikle stratejilerin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü üreten ülke, gelişmekte olan ülke ve büyüyen ülke anlamında büyüme rakamlarının da bu şekilde üretimden kaynaklı olması geleceğimiz açısından bence çok daha farklı noktalara ülkenin gelmesi demektir. Üretmeye çalışmaya bu kapsamda biz hazır giyim sektörü olarak istihdamı artarak devam ettiriyoruz. Şu anda sektörümüzün yaklaşık %80 kapasiteyle, dolu kapasitesiyle çalışıyor. Önümüzdeki 3 aylık, 4 aylık dönemlere bakınca siparişlerde çok büyük problem olmadığını görüyoruz. Avrupa'nın açılmasıyla, daha fazla açılmasıyla beraber taleplerin artabileceğini bu kapsamda düşünüyoruz. İnşallah yarın Cumhurbaşkanımız yapacak olduğu toplantı sonrası Türkiye'de biraz gevşemeyle beraber mağazaların hafta sonu açılmasıyla beraber yine iç pazarının büyümesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde Türkiye ekonomisi açısından, ihracat açısından çok daha olumlu sinyallerin gelebileceğini şimdiden görmek bu kapsamda mümkün. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz. Peki son sorum da şu olacak. Yani artık klişe bir soru, farkındayım ama sormak da durumundayım. Kur elbette, döviz çünkü rekor geldi hem dolara hem de euro TL'ye. Şimdi ilk çeyrekte ilginç olan Ağbal dönemindeki politikalarla biraz döviz sakinleşmişti. Fakat hani hep kurun düşüşünü istemez ihracatçı derler ama bu öngörülebilirlik ortamı sizde desteklemiş belli ki. Yani ilk çeyrek çünkü kur geri çekiliyordu. Fakat şu an tekrar biraz oynaklığın arttığını ve her hafta yeni bir rekor geldiğini görüyoruz. Hem dolara hem de euroya. Nasıl görüyorsunuz bu tarafı? Şimdi tabii bu taraf o şekilde artışların, yükselişlerin ya da düşüşlerin yani hiç kimse fayda getirmeyeceği aşikar. Hep konuştuğumuz konulardan bir tanesi, sizin de belirttiğiniz gibi. Özellikle tabii büyümede ve dijitalleşme kurlar aşağı doğru hamle yaparken o dönemlerde yatırımların biraz daha geldiği, teknolojinin yenilendiği aslında dönem oldu. Kasım sonları ve Aralık sonundaki kurlarla beraber. Çünkü sanayici bunları görüyor. Çoğu özellikle makina sektöründe, bazı mesela bizim konfeksiyon sektörünün %90'ı bu kapsamda ithal yapılan makinalardan, gerek diğer tekstil sektörü de keza aynı şekilde içeride yapılan ve teknolojik makinalar yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Biz istikrarlı olmasından yana olduk ama yani şu dönemdeki kurların umarım ki yani bu noktalardan aşağı doğru dramatik bir düşüşler olmaz. Ya yani ihracatçıyı aslında ve üreticiyi ve rekabet etme potansiyeli iyi bir şekilde artırıyor. Çünkü fiyat seviyesi belli bir baz alınarak yapıldıktan sonra yabancı müşteri tekrar fiyatları revize etme noktasında o bölgelerde, o ülkelerde çok enflasyon olmadığı için anlamakta zorluk çekiyor. Umuyorum ki bundan sonraki hareketler yukarıya doğru enflasyon oranında bir artışın olması bütün ülkeyi, bütün ihracatçıyı bence bu kapsamda çok daha pozitif bir yönde etkiler. Ama tekrar 8'lerin görebilecek olduğu bir noktalarda geri vites yapma gibi noktaya geliyorsunuz. Önemli olan devamlılığında bu noktalardan yukarıya doğru kademeli bir şekilde enflasyon oranında artışların sağlanmasıdır. Bu bize güç verir. Rekabet etme şansımız ülkede doğuyor ve özellikle ihracatın artma noktasında çok da büyük itici bir ivme gücü oluyor diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için Mustafa Bey. Biz teşekkür ederiz. İyi. Sağ olun. Ekip Başkanı Mustafa Gültepe'nin görüşlerini aldık. Aslında büyüme rakamları sonrasında genel olarak küresel ortam da biraz buna izin verdi. Şu an için TL'de değer kazancı olduğunu görüyoruz. Detayları hemen Deniz Yatırım'a soralım. Hem veriyi nasıl karşıladılar hem de haftaya nasıl başladık? Barbaros Demirer var. Hoş geldin. Nasıl görüyorsunuz veriyi ve piyasaları? Güzel, merhaba. Teşekkür ederim.
Tabii Cuma günü bir hafta sonu gerginliği piyasaların üstünde fiyatlamalarda vardı. Dolar TL'deki değer kaybı biraz bunun da etkisiyle olmuştu bence. Ben bugünden itibaren bu siyasi aradan gelen veya gelebilecek çeşitli risk oluşturan veya oluşturabilecek diyelim haberlerin akışının azalacağını düşünüyorum. Borsa üstünde artık bunun minimum risk olarak görüyorum ve bundan sonra yatırımcıların risk iştahının biraz daha kuvvetli olacağı düşüncesindeyim. Zaten dolar TL kurumunun bir göstergesi 8.60'lardan gevşedik. 8.47-8.48 önemli. Buranın altında 8.42'ye kadar bugün veya yarın bir gevşeme görebiliriz. Asıl düşüş 8.42'nin altında olur. Şimdilik 8.42 kısa vadeli gün içi işlemlerde destek, ana destek olarak konuşabiliriz. Onun dışında büyüme geçen hafta bizim düşüncemiz beklentinin biraz daha üstünde geleceği yönündeydi ki o şekilde gerçekleşti. Bunun hisse senetlerini destekleyeceğini düşünüyorum. Enflasyon tabii önemli. Ayın 2-3 gün sonra enflasyon üçünde gelecek. Fakat banka hisseleri gerçekten hala ucuz olmayı devam ettiriyor. Yabancı yatırımcının bu kadar piyasadan uzak olduğu bir dönemde Garanti Bankası başta olmak üzere bankalarda yabancı ilgisinin olduğunu görüyoruz. Son 2 ayda yaklaşık 230-240 milyon hisse Garanti Bankası'nda alındı ki bu halka açık kısmın %10'una tekabül ediyor. Çok ciddi bir oran. Ben sırasıyla diğer bankaların da garantiyi izleyeceğini düşünüyorum. Ve bankalarda yükselişin devam etmesiyle ekonomideki büyümenin biraz daha sağlamlaşması, bankalardaki ivmelenme bizi daha yukarı seviyelere taşıyacaktır. Tabii vadeli endeks burada çok önemli. Ben piyasayı biraz da o taraftan yönlendirildiği düşüncesindeyim. 1530'un üstünde kaldığımız sürece tekrardan 1555-60 bölgesine kadar yükseliş görebiliriz. 1518 ve ana desteğimiz 1500. Bu seviyelerin üstünde kaldığımız sürece bence artık biraz daha risk almaya değer bir piyasa var önümüzde. Çok teşekkürler Barbaros aktardıkların için. Cumhur hoş geldin, günaydın, hoş iyi haftalar. Şimdi gelen rakamlarda tabii ki burada tüketim ve elbette yatırımlar destekledi. Tüketime çok şaşırmadım ama yatırımları biraz Ağbal dönemine atıfta bulunarak mı yorumlayalım sence? Çünkü o dönemki politika seti, öngörülebilirliğinin artması, kurun aşağı gelmesi. Kredi risk priminin aşağıya gelmesi. Yani biraz daha sanki öngörülebilirliğin yüksek olduğu bir dönemin içerisindeydik. Elbette kısa vadeli olarak politika faizimiz %19'a gelmiş olsa bile 10 yıllık tahvil faizinde biz 14'leri fiyatlıyorduk. Ve yolumuza oradan devam ediyorduk. Ve yurt dışından yapmış olduğumuz dövizli borçlanmalarda, eurobondlarımızın faizlerinde de belirgin bir şekilde iyileşme vardı. Yatırım iklimi nispeten daha cazipti. Tabii ki biz seninle burada her gün 11.30'dan sonra piyasalardaki hareketleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Risk iştahı yüksek, risk iştahı düşük. Türkiye diğerlerine göre pozitif ayrışıyor, negatif ayrışıyor. Dolayısıyla bazı bedelleri ödeyerek esasında bugünkü rakam çıktı. Dolayısıyla esasında bugün karneyi sadece büyüme verisinin üzerinden okuyacaksak herhalde pekiyle geçtik. Ama bunun karşılığında ödediğimiz bedellere, diğer ekonomik parametrelerimizdeki bozulmalara baktığımız zaman bu notumuzu güncellememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün itibariyle evet dikiz aynasından baktığımızda yılın ilk çeyreğinde %7'lik bir büyüme olsa da hemen akabinde hem Covid vakalarındaki artış, aşılanmanın arz tedariği nedeniyle istenilen düzeyde olmamış olması, tam kapanmanın 17 günlük tam kapanmanın içinden geçmiş olmamız, hizmet sektörünün pek çok noktada kepenk indirmiş olması bundan sonrası için tabii bunun sürdürülebilirlik kısmını soru işaretine getiriyordu. Dolayısıyla hani bugün ayın son işlem günü 31 Mayıs hem dikiz aynasından ilk çeyreği gördük hem de kabine toplantısından sonra esasında Haziran, Temmuz, Ağustos yani önümüzdeki dönem nasıl geçecek ona bakacağız. Ama bugünkü fiyatlamalara baktığın zaman biraz önce Barbaros da söyledi hani Cuma günden aldığımız başlıklar içerisinde herhalde bir parantez biz her kur yükselişini dönüp para politikasında sen de soruyu şey yaparken işte Naci Ağbal dönemi ya da işte o fiyat istikrarını birazcık da piyasa tarafından daha önemsendiğini hissettiği dönem diyelim. O dönem için anlatıyorduk ama hep de senin hani benim
para piyasasından yaklaşımı, para politikalarına yaklaşımı, sen ülke risk primi üzerinden dış siyasete de dem vuruyordun hatırlarsan o dönem içerisinde. Herhalde cuma günü gelen işte o hani ABD Dışişleri Bakan Yardımcısından yansıyan açıklamalar da en azından rekor tazelemesi ondan sonra geriye geliş. Dolayısıyla hepsi birleştiğinde esasında bugün %1'lik kurda bir düşüş var. Ve bakalım bu kalıcı olabilecek mi, nereye doğru evrilecek? Peki o zaman yabancı kurumlar, kredi ecelimi kuruluşları bizi nasıl görüyor diyeyim ve soruyu şöyle sorayım. Hem OECD'den bir revizyon geldi. %5.7 yanılmıyorsam. Küresel tarafta 5.6'dan 5.8'e getirmişler. 2020 Türkiye, küreseli gördüm, Türkiye'yi görmedim. Türkiye'de 5.7'ydi az önce ekrana da getirmiştik tabloyu. Şimdi hem de S&P değerlendirmesi vardı. Bu oradaki mesajları nasıl görmek lazım? S&P tarafında rapor güncellemesi gelmedi. Dolayısıyla pek bir şey göremedik. Yani oradan baktığında hani kriter anlamında bizi kritik ettikleri bir konu yok. Ama işte geçen hafta sormuştun. S&P'de 4 kademe aşağıdayız. O gün hatta keşke telefon yanında olsaydı. Barış da sen mesaj atmış. Sonradan gördüm. Durağındayız. Bu hafta baktığın zaman cuma günü Moody's var. Moody's'de 5 kademe aşağıdayız ve görünümüz de negatif. Dolayısıyla yani böyle bir bakış açısı içerisinde biz yola devam ediyoruz. Hani kredi risk primimizi işte Meksika, Rusya, Brezilya, Güney Afrika ortalamasına baktığın zaman 300 puan üzerindeyiz bunların. 250-300 bas puan üzerindeyiz. Dolayısıyla hani buralarda artık yavaş yavaş bizim hem dış siyaset anlamında hem ekonomi anlamında normalleşip yolumuza devam etmemiz lazım. Evet, büyümeyi sağladık ama büyüme konusunda bugün işte genç tarafta, yani istihdam tarafında genç, eğer arkadaşlarımız bizi seyrediyorsa bu rakamlarla biz büyüyorsak, sanayimiz belli noktada yükseltiyorsa bunun istihdama katkısı nerede diye. Ali Erkan Kara'da benzer şey dikkat çekmiş. Yani, birçok ekonomist bunu söylüyor. İşte yani bunları, büyüme var ama istihdam yok. Enflasyonda tartışırken diyoruz yani manşet enflasyon var, hissedilen enflasyon var. Büyüme var. Hani refah anlamında eşit bir şekilde paylaşılıp yola devam ediyor. Özellikle gelir anlamında katma değerli bir şekilde reel anlamda büyüyemiyor muyuz? O zaman da işte bunlar tam hissedilmeyince dönüp o zaman yukarıdaki o %7'lik rakam sorgulanıyor. Peki şimdi bundan sonraki dönemde tabii başka düzenlemeler de gündemde olacak. Bunun içerisine mevduatta stopajı herhalde değerlendirebiliriz. Buna ek olarak belki bu işte aktif rasyosu değil ama son hem finansal istikrar raporunda hem de son mesajlara baktığımızda hükümetten gelen, BDDK'dan gelen yeni düzenlemeler diye atıfta bulunuyordu. Orada beklentiler nasıl? Orada herhalde iki tane kritik konu var. Bunlardan bir tanesinin vadesi, yani uzatmanın vadesi bugün. Mevduatlarda hatırlarsan ki hani 6 aya kadar olan kısmını inceleyelim biz. Çünkü genelde mevduat alışkanlığımız bizim 35 ila 40 gün arasında şey yapıyor. Oradaki uygulama neydi? Eylül 2020'de gelmişti. Aralığa kadar. Aralıktan Mart sonuna, Mart sonundan da Mayıs sonuna ötelenmişti. Dolayısıyla bu dönem içerisinde Türk Lirası mevduatlarını 6 aya kadar bağlayan müşteriler, yatırımcılar, Moody'ler diyelim, %15 stopaj yerine %5'ti. Dolayısıyla bu neyi getiriyor esasında? Şimdi hani yine para politikasına diyoruz ya, genelde bankaların şu ara uygulamış oldukları mevduat faizi %19. Bunun netine baktığın zaman %18.05'e geliyor. Eğer bugün güncelleme gelmezse, vadesi bugün sonu, akşam hep birlikte resmi gazeteyi yakından takip edeceğiz. O zaman net oran %16.15'e gelecek. Yani kabaca 12 aylık bazda düşünürsen 200 bas puanlık faiz indirimine eşit oluyor. Şimdi burada diyebilirsin ki yani bu zamana kadar yüksek tuttuk da dolarizasyonda istenen yolu kat edebildik mi diyeceğin cevap rakamlar söylemiyor. Ama şöyle de bir durumla karşı karşıyayız. Hani davranışsal finans açısından yaklaştığımızda bugün yani hediye olan bir şeyi yarın kaybettiğinde normalde matematiksel olarak sıfıra geliyorsun. Ama yaratmış olduğu o kaybettiğinde üzüntü daha fazla oluyor yatırımcılarda bıraktığı kalıntı. Dolayısıyla bugün uzama gelir mi yakından takip edeceğiz. Muhtemelen zaten kamu otoritesi, hani Gelirler İdaresi Başkanlığı, Maliye, bu işle ilgilenen BDDK, Bankalar Birliği, Merkez Bankası. Çünkü sonuçta bir yandan fiyat istikrarını hedeflerken öbür taraftan dolarizasyona atıfta bulunuyorsun. Bir taraftan yatırımcıyı koruyalım, hani vergiyle destekleyelim, onlar daha fazla kazansın derken öbür taraftan kısa çalışma ödeneğinde elimizi bazen belli noktalarda bütçesi olmasına rağmen birazcık daha tutuk şey yapabiliyoruz. Dolayısıyla çok hassas dengeler bunlar. İşin bir bayağı bu. İkinci bacakta 30 Haziran'da dolacak o kredilerin takip edilmesindeki esneklik. O devam edecek mi? Bankalar Birliği, o gün de aktarım, Bankalar Birliği'nde ki hani Bankalar Birliği Başkanı etkisi sınırlı dedi. Daha sonra
BDDK Başkanı Akben bir söyleşi içerisinde kurulumuzun gündeminde var. Belki Eylül'e kadar da uzatmayı düşünebiliriz şeklinde bir yaklaşım var. Bu noktada şunu soruyorum ben de. Madem hani sınırlı bir etkisi var, o zaman hani bunu kaldırırım. Çünkü öbür türlü yatırımcılar genelde olumsuz tarafa odaklanıyorlar. Yani burası bir yani, şey var, teşvik varsa niye uzatmıyor? Yabancı yatırımcı şöyle mi diyor? Banka hissesi almıyorum çünkü NPL'leriyle ilgili böyle bir düzenleme mi var diyor. Yani gerçek tabloyu göremiyoruz diyorlar. Bunu genel ben anlamda... Ben kesinlikle katılmıyorum. Çünkü yani şu an Türkiye'de o kadar fazla dinamik var ki. Ve yani BDDK'nın bu düzenlemesinde NPL'deki grup 2'ye mi grup 3'e mi attığından dolayı mı banka hisselerine? Bir nedeni, tek nedeni değil elbette. Ama ben de diyorum ki eğer normalleşeceksek biz eğer yavaş yavaş bunu zamana yayarak ve öngörülebilir bir şekilde önceden söyleyerek yolumuza devam etmeliyiz. Ama bugün sen gittiğin zaman işte Fitch'in bankacılık raporuna veya işte uluslararası bankaların raporlarına baktığın zaman işte hem bir taraftan işte bu uzama olmasaydı şöyle olurdu, bu şöyle olurdu. Sermaye tamponuna atıfta bulunuyorlar. Farklı açılardan değerlendirebiliyor. Ve bir algı oluşuyor ve bu algı oluşurken de eğer şunu söyleyebiliriz. Bardağın dolu tarafına bakmak isteyen senin gibi düşünüp ya zaten burada ne kadar olabilir diyor. Ama bardağın boş tarafına bakmak istiyorsan eğer ve bir de şu var, fiyatlar gerçekleşmeleri geldikten sonra bazen bazı hikayeler, haberler çıkarılabiliyor. O yüzden bankada mesela sert bir satış olduğu zaman bunu da neden olarak arkasına bağlayan raporlar yok muydu? Var bence. Peki Cumhur, şimdi şunu sorayım sana. %16 dedim mevduat için. Say hep dolarizasyon üzerinden görüyoruz ama yani 12 aylık enflasyon beklentisi %16'dan ne kadar sapabilir ki? Yani ben şu an paramı park edeceğim olsam bir günde bunu veren bana hisseler var. Bir günde bunu bana veren kripto paralar var. Temettüler var. Yani alt alta koyduğumuzda gram altına baktığında son birkaç günde bile %10 neredeyse yükseldi. Ama onların her birinin müşterisi çok farklı. Türkiye'de hani elbette çapraz öyle ama mevcut satış enflasyon göstergelerine göz önüne aldığında %16'lık mevduat faizi bu ülke için pek tatmin edici değil herhalde. Şimdi yani stopaj da eğer uzatma gelmezse. Şöyle söyleyelim. Bir de üstüne faiz indirimi de bekliyoruz. Sayın şimdi elbette haklısın. Yani şöyle söyleyelim. Bir defa hani bizim konuştuğumuz zaten manşetteki enflasyondan bahsediyorum. Hissedilen enflasyona dönüp baktığında apayrı bir tansiyon ve görünümle karşı karşıyasın. O yüzden de bu hassas dengeler muhtemelen zaten dikkatle alınıyordur. Bugün başka bir nokta daha var. Onu da hızlıca söyleyeyim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın saat 17'den sonra iç borçlanmasını yakından takip edeceğiz. Bu ay itfasından daha az borçlandı. Bir önceki ayın takviminde 9 yıllık sabit kuponuyla 10 yıllık TÜFE endeksli kağıt vardı. Bakalım onlar da içeride kalacak mı? Çok teşekkürler Cumhur aktardıkların için. Saat 7'de de normalleşmeye gözümüz kulağımız çevrilecek. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan neler açıklayacak diyelim. Fokus noktalayalım. Hoşçakalın.